Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 13 ile yine sahnedeyim. Şimdi evet bundan sonrası bu kaldığımdan sonraki 4 bölümümüz 13, 14, 15, 16 tamamen şekilli sorular. Yani önem arz eden sorular. Lütfen can kulağıyla dinlemeye devam et. Şekiller üzerinde yani bizim esas karşımıza çıkan toplam farklı esas karşımıza çıkan bölüm burası sınavlarda. Genelde şekil üzerinde yorum yapmamız isteniyor. Burayı çok daha dikkatli ve can kulağıyla dinlemeni tavsiye ediyorum. Hazırsan dersime geçmek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. İkimize de iyi dersler geçirmek dileğiyle. Şimdi değerli arkadaşım şöyle bir göz gezdiriyorum. Neye göz gezdiriyorum? Bir şekil var. Tamam. Şimdi bu şekilde üzerinde tanjant alfa değer isteniyor. İyi de tanjant alfaya bulabilmem için ben bu şekli ikiye bölmem lazım. Yani pardon şeklinden kastım bu açıyı bölmem lazım. Yani bu açıyı görecek şekilde bir dik üçgen. Bir kere tanjant yani trigonometrik fonksiyon değerleri isteniyorsa dik üçgen oluşturmak zorundasın. Yani bu açıyı görecek şekilde bir dik üçgen oluşturacaksın ki orada tanjantın değerini bulabilirsin. Ancak oluşturabileceğim şey mümkün değil. Hatırlarsan paralel iki duvar arasında bir açı vardı. M açısı. Hatırlıyor musun? Aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları bunun toplamı. Ters yöne bakın açıların, iç ters açılar, açıların toplamlarına eşittir. Yani buraya alfa, buraya beta diyecek olursak, burası da alfa artı beta oluyordu. Hatırladın mı? Tamam. Burası alfa. Değil mi? O zaman biz şu açıyı, yani M kuralı burada x, buraya da y diyecek olursak, yani zaten toplam ve fark formüllerin amacı bizden istenen bir açıyı, bilinen iki açı cinsinden elde edebilme yöntemidir. Amaç buydu zaten. Bakalım burası 90 derece dik üçgen. Burası 90 derece dik üçgen. Dolayısıyla alfa eşittir x artı y oldu mu? Değil mi? Şununla şu açının toplamı bu açıyı veriyor. Şuradaki hatırlattığım kural gereği. Yani bunu şöyle de düşünebilirdin. Kural muralı sevmiyorum aslında kuralları göstermeyi. Hepsinin ispatını yapıyoruz. Bizim amacımız burada bu. Matematik bir kurallar yığını değil, mantıktır. Buraya x dersek iç ters açılardan x ki bunların ölçülen eşit olduğunu görmüştün. Bu da y'dir değil mi? Dolayısıyla alfa artı beta alfa eşittir x artı y açısı oldu. Hay hay. Şimdi gelelim oranları yerleştirmeye. Yani sonuç itibariyle bizden istenen tanjant alfa değeri tanjant x artı y olur ki bu da tanjantın toplamından tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y demektir. Şimdi bu değerleri bulalım. Ne dersin? CE'ye 1 dersek DE onun iki katı. CE evet. Buraya 1 dersek burada 2 oluyormuş. CE 1 dersek BC 3 oluyor. O zaman buraya da ne diyeceğiz? BC 3 oluyorsa 1'e 1 ise 3 ise o zaman karşısı da 3 olacaktır. Doğru mu? Şimdi hemen gelelim. Tanjant x nedir? 2 bölü 3. Tanjant y nedir? Karşı bölü komşu. 1 bölü 3. Götürüp yerine monte edelim bakalım. Haydi 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Hay hay. Yukarısı ne oldu? 1 oldu. Aşağısı ne oldu? Tabii ki 2 bölü 9 burası. Paydaları işlersek 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 9 mu yaptı? Ters çevirirsek 9 bölü 7 yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir değerli arkadaşım. Anlatabildim mi? Bilinmeyen bir açıyı, bulamayacağımız bir açıyı iki bulunabilecek yani trigonometrik değerleri bulunabilecek iki tane açının toplamı ya da yeri gelecek farkı cinsinden yazdık. Amaç buydu. Geldik burada da x açısına. Yine x açısının kotanjantı istendiğine göre ben tanjantını bulup ters çeviririm. Tamam mı? Kotanjantı hiç uğraşmam. Şimdiden söyleyeyim sana. Şimdi bu açı yine aynı şekilde bilinen iki açı cinsinden nasıl elde edebiliriz? Yani bunu düşünmekte fayda var. Bunu nasıl düşünebiliriz? Şimdi ECD açısı aynı şekilde buraya alfa dersek yazabilsem çok güzel. Buraya alfa dersek, buraya da beta dersek hatırla şunları şöyle uzattığımızı farz edecek olursan paralel iki duvar açısında yine M kuralı. Yani x açısı eşittir alfa artı beta. Alfa ve beta da zaten bir dik üçgen içerisinde yazılmış doğru mu? O zaman tanjant x'i buluyorum değerli arkadaşım. Tanjant
alfa artı beta olacaktır ki bu da tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Devam edelim. Tanjant alfamız nedir? Karşı bölü komşu. 4 bölü 3. Hay hay. Artı tanjant beta nedir? 2 bölü karşı bölü komşudan 2 bölü 5 bölü 1 eksi tanjant alfamız 4 bölü 3'tü. Burası 2 bölü 5'ti. Tamam. Bunların yerini yazalım. Düzenlersek 7 bölü 26 mı geliyor? Evet, 7 bölü 26 geliyor. Ha, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle 7 bölü 26 değil, 26 bölü 7 geliyor. Kotanjant istendiği için kotanjant da nedir? Kotanjant x de 1 bölü tanjant x'tir. Bu da 1 bölü 26 bölü 7. O da 7 bölü 26 olacaktır ki ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Geldik üçüncü ve son sorumuza. Şimdi gene şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman aynı şeyi burada da yapıyor. Burası x ise burası da x'tir. Tabii bu açıyı görebilecek şekilde bir sinüs dik üçgenimiz var mı? Yok. Şimdi şöyle bir baktığımızda buraya alfa diyecek olursak, buraya da beta diyecek olursak, o zaman alfa artı beta x'e eşit mi? Aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları ters yöne bakan açıların ölçüleri toplamına eşit. Az önce göstermiştim. Dolayısıyla x açısı eşittir alfa artı beta oldu mu? Oldu. Tamam. Bizim burada yapmamız gereken şey sinüs x'i bulmak yerine sinüs alfa artı beta'yı bulmak. Bu da neydi? Sinüs x çarpı kosinüs y. Bencillik yoktu. Uysaldı. Bir ona bir ona. Yani bir sinüs bir kosinüs. Artıysa artıydı. Sinüs y çarpı kosinüs x de değil mi? Tamam. Şimdi evet şunları çok karıştırmayın. Ben daha şekil düzgün hale gelsin. Şimdi değerleri yerine yazalım beraberce. Değerleri yerine yazacaksak EF, DE ve FC'nin iki katı diyor. DE, FC. Buraya 1, buraya 1 dersek EF bundan iki katı. Değil mi? Tamam. AD de EF'nin iki katıdır diyor. EF 2 ise AD 4 oluyormuş. Tamam, burası da 4 oldu. Şimdi şöyle düşünelim. Şu bir dik üçgen. 1 var, 4 var, 3 var. O zaman burası 5. Devam ediyorum. Burası 3, burası 4. O zaman burası da 5. Değil mi? Ha, hay hay hay. Şimdi o zaman sinüs x. Hemen bakalım. Pardon, sinüs alfa. Değil mi? Sinüs alfa değerimiz nedir değerli arkadaşım? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. Sinüs alfa karşı 3, hipotenüs 5. 3 bölü 5. Aynı şekilde sinüs beta. Yine karşı bölü hipotenüsten yine 3 bölü 5. Öyle mi? Evet. Yine 3 bölü 5. Tamam. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa nedir? Kosinüs alfamız 4 bölü 5 olur dolayısıyla. Kosinüs betamız da o da 4 bölü 5 olacaktır. Yani şunları alfa beta gibi düşün. X'ye yazmışım ama alfa beta. Alışkanlık işte beta alfa. Şimdi değerleri yerine yazalım. Sinüs alfamız neydi? 3 bölü 5'ti. Çarpı öbür taraftan ne gelecek? 4 bölü 5 değil mi? Kosinüs y'den 4 bölü 5. Artı yine devam ediyoruz. 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 5. Evet, bunları çarpar düzenleyecek olursak 24 bölü 25 mi geliyor? Evet, 24 bölü 25. O zaman 4, 3. ve son sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Kazanım 13'ü de bu şekilde geride bıraktık. Kazanım 14'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.